Merhaba sevgili Oluşum Haber izleyenleri, değerli takipçilerimiz. Bugün 6 Eylül, Çarşamba. Evet, sezonun artık sonuna yaklaştığımız şu günlerde hava sıcaklığının hala sıcaklığını koruduğunu görüyoruz. Sezon kapanmış olsa bile arkamızda inanılmaz güzel bir manzara ve denize giren yerli turistleri de görüyoruz. Biz de bugün Akarca'da Teos Ormancılık işletme sahibi Köksal Yıldırım'ın konuğuyuz. Çok güzel bir ortam. Böyle dedik, açık alanda bir haber yapalım. Sizlere de güzel bir manzara izletelim dedik efendim. Köksal Bey merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş Nasılsınız, iyi geldiniz. misiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. İyi, Çok güzel. güzel bir enerji, çok güzel karşıladınız. Öncelikle çok teşekkür Biz ediyorum teşekkür ederiz. sizlere. Ayağınıza sağlık, hoş Sağ olun. geldiniz. Birçok kişi sizi tanıyor işletmeniz olarak, hem Evet. siyasi olarak ama bir Evet. öncelikle sizi bir tekrar izlemeyen, bilemeyen izleyicilerimiz için tanıtmak isteriz. Sağ olun. Köksal Yıldırım adım. Teos Ormancı Tatil Köyü'nün, yani buranın işletmecisiyim. Esas olarak turizm ve hizmet sektöründe çalışıyoruz. İki kız çocuğum var. Maşallah. Evliyim doğal olarak. Çok tatlılar. Allah bağışlasın. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ve hayatımızı burada sürdürüyoruz. Çok güzel. Hakikaten çok keyifli. İnsana daha çok ömür katan bir ortam. Aynen, çok Tabii sağ ki biz olun. Seferihisar diyoruz yani. Hakikaten birçok bölge de güzeldir Aynen. turistik anlamında ama yaşadığımız bu bölge değerli izleyenler o kadar kıymetli ki. Yani sahilinden tutun yeşil alanına kadar tarımıyla, turizmiyle hakikaten adeta bu cennet mekanı daha da güzelliklerle anmak istiyoruz. Biz de bu konuyu aslında hem sözün sahibi o işletme olarak bir turizmi Evet. anlatmanızı istiyorum sizden. Nasıl geçti bu yaz sezonu? Beklentinizi karşıladı mı? Aslında 15 yıldır aşağı yukarı bu işi yapıyoruz. Bu tatil köyünü işletiyoruz. İnanın en zor sezonlardan bir tanesiydi. Birincisi, çok büyük bir felaketle başladık. Deprem Evet. gibi, yıla deprem gibi, Türkiye Maalesef, tarihinin en büyük kesinlikle. felaketiyle başladık. Üzerinden seçim, üzerinden hiperenflasyon. Sanki her şey bu üst üste geldi. Değil Bu mi? Çok. elbette ki turizmi de etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı, havaalanlarımızın bir miktarının, hava sahamızın bir miktarının kapalı olması, yabancı turistin farklı ülkeleri tercih ediyor olması ve üstüne üstlük hiperenflasyon bir de buna eklenince gerçekten Kesinlikle. zor bir sezon oldu bu yıl. Zamlar karşılamadı. Enflasyona karşı bir tutumsuzluk oldu. Fırsatçı denildi. Adı birçok şeylerle Evet. anıldı ama ne yazık ki faturası yine halka kesildiğini düşünüyoruz. Biz Kesinlikle öyle. ilçede bu kadar problem yaşıyorsak yani Türkiye'deki durumu hakikaten işler acısı olduğunu düşünüyoruz Ya bizler de. herkes için çok zor. Çünkü Hı. şöyle, hiç kimse fiyatı yüksek bir ürünü satmaktan mutlu olmaz. Ya da biz mutlu olmayız en azından. Fiyatı düşürmenin yolu maliyetlerin düşmesi. İnanılmaz yüksek maliyetlerle çalıştık. Bu yüksek maliyetleri karşılamak zaten başlı başına bir imkansızlık ve insanların, vatandaşın, yurttaşın alım gücü düştü. Kesinlikle. Yurttaşın alım gücü düştüğünde aslında cironuz yükselmiş gibi gözüküyor ama hiçbir anlamı olmayan, hiçbir faydası olmayan bir süreç oldu bu. Evet, aslında turizm ister istemez yine bir siyaset bağlantısı oluyor. Aynen. Ve geçimle de ilgili hakikaten zor bir döngüye geçiyor bu noktada. Köksal Bey, aslında ben direkt de konuya biraz da turizmden siyasete de geçiş yapmak istiyorum. Sizi daha önceden de siyasette de yer aldığınızı biliyorum. Genel siyaseti konuşmak istersek şu an ülke durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şöyle, biz mutlak kazanacağımızı düşündüğümüz bir cumhurbaşkanlığı seçimine girdik. Ben ve pek çok arkadaşım Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağına kesin gözüyle baktık. Hani 7'den 70'e herkesi çok motive etti bu süreç ama seçimin ikinci tura kalması ve ikinci turda çok büyük oy olmasına rağmen Sayın Genel Başkan'ın seçilememesi elbette ki büyük bir moral bozukluğuna, büyük bir çöküntüye neden oldu. Ama hayat sürüyor, hayat devam ediyor. Bu tabii ki bizim kendimizi sorgulamamıza, nerede yanlış yaptık Evet. dememize neden olan bir süreç. Bunu partinin yetkili organları da illa ki bunun sorgulamasını yapacaktır. Bu sorgulamanın sonucunda bir yol haritası çıkaracaklardır. Çünkü yerel seçimlere gidiyoruz. Evet, daha bir 6 Geneldeki ay bu kaldı. mağlubiyet ya da yenilgi adına kazanamama durumu, daha doğrusu yerelde bizim moral motivasyonumuzu yok etmemeli. Çünkü yereldeki herhangi bir kaybı kaldırabilecek durumda değiliz.
Yani 52'ye 48-49 civarıydı. Şimdi bu sürece baktığımızda genel siyasette, yerel seçimde puanlama nasıl değerlendirirsiniz? Peki ilçeler, belediyelerin daha fazla artması söz konusu olur mu Cumhuriyet Halk Partisi için? Olur, olabilir diye düşünüyorum. İstanbul'dan başlarsak diyelim ki biz İstanbul'da geçen seçimde alamadığımız ilçeleri alacağımızı düşünüyorum. Yani üç büyük şehirden devam edersek Ankara'daki ilçe belediye sayımızı da arttıracağımızı düşünüyorum. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan ilçe belediye sayısının mutlaka artacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ben 3 yıl boyunca partide yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptım. Evet. İzmir'in kuzeyinden güneyine tüm ilçelerinin tamamını adım adım gezdim, biliyorum. Oradaki parti faaliyetlerine tanık olduğum bir miktarını yönlendirme, süreci geliştirme şansımız da oldu. Çok güçlü bir taban hareketi var. İzmir'de partimiz çok güçlü ve bu gücünü, kuvvetini belediye sayısını artırarak devam ettirecektir diye düşünüyorum. Evet. Yani siyaset çok uzun soluklu bir konu. Bu Evet. şeyde Türkiye geneline girersek hakikaten çok daha uzun zamanlar yetmez Aynen, bunları aynen. tartışmaya. Ben Seferihisar'dan bununla ilgili başlamak istiyorum. Biliyorsunuz son dönemde geçtiğimiz haftalarda bir ilçe kongresi gerçekleşti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlçemiz için nasıl bir yenilik olacak? Nasıl bir sürece gireceğiz? Neler söylemek istersiniz? Öncelikle Rahmi Bey'i kutlamak lazım. Çok değerli, çok kıymetli bir arkadaşımız. Seçildiği görevi hakkıyla yürüteceğinden, partimizi başarıya ulaştıracağından hiçbir şüphem yok. Ancak seçim sürecindeki gelişmeler aslında bizim geçmiş süreçlerden çok ders almadığımızı gösteriyor. Bizim Seferihisar'da da her yerde olduğu gibi aslında bir ortak akla ihtiyacımız var. Aklımızı büyütmeye, birleştirmeye ve buradan birlikte bir yol haritası çizmeye ihtiyacımız var. Süreç ya bizim olsun da ne olursa olsun, nasıl olursa olsun diyerek yönetebileceğimiz, yürütebileceğimiz bir süreç değil. Biz başarılı olmak zorundayız. Başarı kişisel bir başarı değil. Sonuçta bu hepimizin hep beraber tüm arkadaşlarımızın gençlik kollarındaki bir kardeşimizden partinin en yaşlı üyesine kadar herkesin el ele vererek yürütmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla biz bu süreçte elimizden ne geliyorsa yapacağız elbette ki. Birlik beraberlik hareketi başlaması gerekir ki sizler de daha çok o şekle devamlılığınızı sürdürmeniz açısından. Çünkü çok kısa da bir zaman kaldı. İster Kesinlikle. istemez bir genel seçim sonrasında bir kayıp, bir motivasyon düşüklüğü oldu ama bu yerelde böyle taze kan ve sıcak hareketliliğe de çok ihtiyaç olduğunu söylediniz sizler de. Kesinlikle öyle. Sonuçta biz burayı yönetiyoruz. Yıllardır yönettiğimiz bir ilçe Seferihisar Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Partimiz bir dahaki dönem elbette ki yönetmeye tabi. Elbette ki yöneteceğiz. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Ama bu süreci çok iyi yürütmemiz, çok iyi yönlendirmemiz lazım. Biliyorsunuz bugün İyi Parti İzmir'de adayını açıkladı. Belki Seferihisar'da da açıklayacaklar. İzmir'in diğer ilçelerinde de belki açıklamalarda bulunacaklar. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, hiçbir şeyin ya biz ne yaparsak yaparız, kazanırız diyemeyeceğimizi Bu seçim görmemiz lazım. yerelde biraz daha farklı olacak. Farklı bir Aynen. rüzgar esecek gibi görüyorsunuz. Doğru, aynen öyle düşünüyorum. Tüm dinamikleri dolayısıyla iyi okumamız lazım. Bu tüm dinamiklerin bize ne getireceğini, ne götüreceğini çok iyi okumamız lazım ve buradan bir ortak akılla çıkmamız lazım. Evet, yerel seçim 6 ay ve bu zamanda çok kısa sürede geçip gidiyor. Yani çok iyi hazırlanılması lazım. Partiler üstü görüşmeler ve halk tabanına inerek bir kamuoyu açıklaması yapılmasını da ben de doğru Kesinlikle. buluyorum bu noktada. Peki sizin yerel seçim sürecinde bayağıdır da sakin görünüyorsunuz Köksal Evet. Bey. Yani bir çıkışınız olacak mı? Bir ilçe belediyesinde böyle bir adaylık çıkış, aday adaylığı bir süreciniz var mı? Yani siyasete bir görevde yer alacak mısınız? Nasıl bir süreç bekliyor sizleri? Şöyle söyleyeyim aslında sakinlik biraz şöyle bir sakinlik süreci sakinlik diyebilecekler ise ben il örgütündeki yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini bıraktıktan sonra biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Şubat ayında yaşadığımız depremden sonra biz 8 ya da 9 Şubat'ta ilk depremzede misafirimizi otelimizde ağırladık. Yaklaşık 2,5 ay boyunca sadece depremzedelerle ilgilendik ve orada elbette ki siyaset yapamazdık. Siyaset yapmamız
şık da olmazdı, doğru da olmazdı. Bir oda, iki oda, üç oda tahsis ederiz diye başladığımız süreç otelin tamamını depremzedelere tahsis etmemizle devam etti. Bu bir insani görevdi, insani sorumluluktu. Elbette ki biz de, ben de elimden geleni yaptım. Devamında dayanışma işlerine daha çok ağırlık verdik. Çünkü sonuç olarak biz bu hayatın içerisindeyiz. İçerisinde var olmaya devam edeceğiz. Zaman zaman tempoyu partinin günlük işlerinde geçirebiliyoruz. Ama zaman zaman da toplumsal olarak başka işlere, başka süreçlere müdahale ederek geçiriyoruz. Evet, yani buradaki zaman içerisinde de size bir siyasi yol açılabilir o halde. Şöyle söyleyeyim. Birincisi biz bu kentin belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili İsmail Yetişkin. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının olduğu yerde ben dahil hiçbir arkadaşımız adaylıkla ilgili herhangi bir şey açıklaması doğru değildir. Çünkü bu kenti zaten biz yönetiyoruz ve bir belediye başkanımız var. Biz gelişen süreçte ne yapmak gerekir buna kafa yormak zorundayız. Bu seçimi bir daha nasıl kazanırız buna kafa yormak zorundayız. Birlikte bu süreci nasıl büyütürüz? Hepimiz hep beraber bu süreci nasıl büyütürüz ona kafa yormak Peki, zorundayız. Peki şunu soracağım. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şu anki yapmış olduğu çalışmalarda ortak akılla yürütüleceğini düşünüyor musunuz? Yani planlama çalışmaları bu 4 yıllık süreç içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlamalarınız nasıl? Şöyle, her belediye başkanı açısından aslında bu yaşadığımız 4 yıl en kötü 4 yıldı. Süreci biraz geriye doğru den başlatalım isterseniz. Pandemi, deprem, tsunami, sonra bir daha deprem. Yani bir belediye başkanının başına gelebilecek en kötü şeyler, toplumsal olarak ülke için söylüyorum, en kötü şeyler bu süreçte belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımızın başına geldi zaten. Evet. Bu süreci yönetmek gerçekten çok zor. Bu süreçten dik çıkmak, ayakta çıkmak. Nüfus da arttı çok bu söz zor. Nüfusumuz arttı. Merkezi yönetimin belediyelere verdiği pay düştü. Pandemi de bu iyice düştü. Biz biliyorsunuz sonuç olarak pandemide ekstradan da tercih edilen bir belde olduk, belediye olduk. Dolayısıyla nüfusumuz normalden bir kat daha fazla arttı ama belediyenin gelirleri artmadı. Dolayısıyla çok zor bir süreçti. Bu çok zor süreci bugüne getirdi belediye. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Evet, diyelim. Altyapı sorunları da çok gündemde oldu bu süreçte. Uzun yıllardır kalınan işte asbestli borulardan vesaire bunlarla ilgili bir çalışması da şehirdeki sakinleri, vatandaşları da bazı böyle isyanlara sürükledi ama bu süreçte en kısa sürede yapılması için de hala gayret gösterdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de atık su tesisinin de burada bir projesi gerçekleşmişti. Bir yandan da bunun çalışmalarını görmek güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seferihisar'da gücünü hissediyor musunuz? Yani kesinlikle, nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle hissediyoruz. Şöyle, sonuçta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer son derece başarılı, çalışkan, üretken, vizyon sahibi bir belediye başkanı. Hem yaptıklarından hem de özel ilişkimizden kaynaklı olarak da ben bunu söyleyebilirim. Evet. Özel bir dostane ilişkimiz var ve ne kadar vizyonunun derin olduğunu her sohbette bir kez daha anlarsınız. Sonuç olarak 50 yıldır yapılmamış olan bir şeyi, yani kanalizasyonun arıtılmış suyunun denize dökülmesi işine yönelik büyük bir değişim, dönüşüm sağladı burada. Evet. Derin deniz deşarjı ile artık yaklaşık ada burnunun daha ilerisine kadar atık su kanallarla tahliye edilecek. Bu geleceğimiz için çok kıymetli bir şey. O yüzden sahilde yaz boyu duran kazı gemisi beni rahatsız etmedi. Yani göze hoş değil ama yapacak bir şey yok. Geleceğimizi kurtarıyor. Tabii. Çocuklarımızın geleceğini kurtarıyor. Şöyle bir iş yaptı Tunç Başkan aslında dikkat ederseniz. Üst yapıya ne kadar önem verdiyse onun 10 katı altyapıya önem verdi. Bütün su sistemini yeniledi, kanalizasyon sistemini yeniledi. Pek çok toprak altında pek çok iş yaptı. Bunlar çok göze görünmeyen işler ama geleceğimizi ilgilendiren işler ve çok kıymetli işler. Şimdi bununla ilgili evet dediğiniz gibi altyapı sorunları gündemde olunca gözde görünen bir şeylerin henüz gerçekleşmediği eleştirisine kapılıyor halk olarak. Ve bununla ilgili bir tanesi de Kocaçay projesiydi. Evet. Yani herkesin bir rüyasıydı, oranın bir hazır projesine bitmiş halini insanlar hevesle bekliyor. Ama onda da bir takım böyle bir aksaklık yaşandı. Onunla da ilgili sürecin tamamını
gerçekleşmesini istiyorlar. Gerçi o da Mart'ta tamamlanacağını öğrendik. Zamanı var ama işte ne kadar hızlı sürerse o kadar iyi. Biz millet olarak çok heyecanlıyız. Çok. Her şey bir an önce yapılsın isteriz açıkçası. Tabii. Bu Ama sürecin de böyle devam etmesini istiyoruz. Bir taraftan da şöyle, belediyelerin de öncelikleri var. Kocaçay'a ilişkin Tunç Başkan burada açıklama yaptı biliyorsunuz. Evet. İSSU'nun açılışını yaptıktan, temel etme törenine katıldıktan sonra biz diğer belediye başkanlarımızla beraber Tunç Başkanımızı otelimizde misafir ettik. Oradaki sohbette de kendisi ayrıca da söyledi, mutlaka Kocaçay'ı seçimden önce açacağız. Ve bu kente çok büyük bir nefes aldıracak. Kent için çok değerli, çok kıymetli bir iş olacak dedi. Zaten Seferihisar'da yaşamış bir insan Tunç Başkan. Seferihisar'da belediye başkanlığı yapmış. Seferihisar'ı hepimizden daha çok düşündüğü kesin, şüphe yok bunda. Evet. Kocaçay'dan sonra sanırım en çok konuşulanlardan bir tanesi otopark o istekleri olacak. Evet. Onun da umuyorum en kısa süre içerisinde bir projeye dahil edilmesi gerekebilir. Peki Köksal Bey, şimdi bahsettiğimiz gibi nüfus çok hızlı arttı ve ciddi bir seçmen de bunu beraberinde getiriyor. Şimdi bir de hükümetin yapmış olduğu bir TOKİ projesiyle de karşı karşıyayız. Peki bunun avantajları, handikapları nelerdir? Altyapıyla ilgili olabilir, yani çevresel düzenlemeler. Seferihisar bu kalabalığa ne kadar hazır? Nasıl görüyorsunuz? Yani bu aşırı kalabalık zamanın içerisinde bir korkutulabilir mi? Yani bir Kuşadası'nın görüntüsü gelecek mi karşımıza? Seferihisar değerine sahip çıkacak mı? Bunları sormak istiyorum. Şöyle, aslında nüfus artışı, nüfus artışının doğal bir süreci var. Bununla kimse engel olamaz. Ama kötü olan şey şu, plansız nüfus artışı. TOKİ aslında Seferihisar'da TOKİ'nin yerleşim alanını da biliyorsunuz. İzmir yolundan Sığacık'a döndüğümüzde Sığacık yolu üzerinde aslında hiç konutlaşmaya, yapılaşmaya uygun olan bir alan değil. Birden kentin nüfus sosyolojisini değiştirmeye yönelik bir harekete dönüşecek. Bu elbette ki nüfusumuzun temel bileşeni değişecek. Yani yaklaşık 3-4 bin konuttan bahsediyoruz. Burada yaşayacak 10 bin insan 50 bin nüfuslu yerde nüfusun %20'si eder. Bu da çok büyük bir rakam. Nüfusun ana sosyolojisini çok ciddi olarak değiştirir. Ama bundan daha önce de gelen kente gelen son 15-20 yılda kente gelen göç nüfusu önemli oranda değiştirdi. Artık Seferihisar nüfusu ülkedeki pek çok vatandaşın, yurttaşın tercih ettiği, istediği, yaşamak istediği yer haline geldi Seferihisar. Bu hepimiz için gurur verici bir durum. Ama bunun da kent buna henüz bu düzeyde hazırlıklı mı? Bu tabii ki önemli bir soru işareti. Kentin merkezi özellikle hala eski yapı stoğunun çok yoğun olduğu bir yer. Bunun değişmesi, dönüşmesi lazım. Çünkü insanlarda şöyle bir şey var. Seferihisar'a hayran oluyorlar, aşık oluyorlar, geliyorlar. Sonra kente geldikten sonra ya biz ne yaptık diyen pek çok insan var. Bu sorunun nedenini doğru anlamalıyız ve çözüm üretmeliyiz. Yani ben de Karakayalar'da oturuyorum, Cami Kebir'de. Sonuç olarak bu yıl 3 kere arabanın lastiği patladı. Yani sanayinin içinden geçerek evime gidiyorum. Çukurlar çok fazla, yol çok kötü. Bu elbette ki çok iyi bir şey değil. Tamam. Hiçbirimiz açısından iyi bir şey değil. Tüm komşularımızın rahatsız olduğu, şikayet ettiği bir şey. Ama bu tek başına belediyenin de sorumluluğu değil. Çünkü bir doğalgaz geliyor, sonra telekom geliyor, sonra başka bir şey geliyor. Fedaş sürekli vesaire, kazılan bir kent halindeyiz. Evet, sürekli bir kazı çalışması yapılan. Sürekli bir kazı var yani, bitmeyen bir kazı çalışması var. Evet, yani şöyle söyleyeyim, daha önceki belediye başkanımız Tunç Soyer döneminde Seferihisar çok fazla bir nüfusu sahip değildi. Evet. Bu süreçte yapılan tanıtımlar sebebiyle de olağanüstü bir hale geldi. Cazibe merkezi oldu. Söz konusu pandemi süreci de olunca müstakil evlere de talep arttı. Bu noktada emlak sektörü de burada bir hareketlilik kazandı. Keza otellerin, turizmin olması da böyle ciddi bir hareketlilik oldu. Bunun handikapları, avantajları bir yerde konuşulup tartışılabilecek konular ama yaz anlamında da Seferihisar Belediyesi'nin de çeşitli etkinlikleri düzenlediğini görüyoruz. Belediyenin bu noktadaki sosyal yardımlaşma, evde sağlık hizmetleri, ev hanımlarına yapılan o yardımlaşmaları da biz yakından da takip ediyoruz. Keza halk marketleri, bununla ilgili birçok faaliyetlerde evet göz önünde bulunduruluyor. Yerel seçimde bunları göz önünde bulundurursak, önümüzdeki zamanları da
kez alırsak aday sürecinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seferihisar'da kazanma şansı nasıl olacak? Şöyle söyleyebilirim daha doğrusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seferihisar'da kazanmaması diye bir şey söz konusu değil. Biz buna müsaade etmeyiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir demokrat, aydın, Atatürkçü insan buna müsaade etmez. Ne olursa olsun biz kazanmak zorundayız. Seferihisar bizim evimiz. Bu kente karşı sorumluluğumuz var. Bu kentin yaşayan insanlarına karşı sorumluluğumuz var. Dolayısıyla biz kazanmak için elimizden ne geliyorsa ilk anından sonuna kadar, adaylaşma sürecinden seçimin alınması sürecine kadar elimizden ne geliyorsa hep beraber elbette ki bunu hayata geçireceğiz. Farklı seçenekler olabilir, farklı tercihler olabilir. İYİ Parti aday çıkartabilir, HDP ya da Yeşil Sol Parti aday çıkartabilir, MHP çıkartabilir, AKP güçlü bir aday çıkartabilir. Bütün bu seçenekler mümkün. Bütün bu seçeneklere karşı partimiz en doğru tercihle elbette ki Seferihisar'da ilerleyecektir. Evet, aslında biraz da karışık bir o kadar da hareketli bir seçim dönemine gireceğimizi biraz söyleyebilirim. Öyle. Biraz peki öyle. Bu süreçte sizin siyasi anlamda bizim tabii basın yoluyla da yerel basın olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ilçemizde bu durumu? Bizi içinde neler söylemek istersiniz efendim? Eyvallah. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Bir kere demokrasinin can damarı basındır. Yani basının olmadığı bir kent, bir ülke düşünemezsiniz herhalde değil mi? Yani ister evet. Yazılı olsun, ister görsel olsun, ister sosyal medya aracılığıyla olsun. Ama basın hayatımızın içerisinde ve var olmalıdır. Duyulmazı duyulur kılan, görünmezi görünür kılan basındır ve basın aslında bağımsız, tarafsız sizin gibi olduğu zaman ne kadar çok işi çözdüğünü, ne kadar çok şeye yaradığını görüyoruz. Ben pek çok haberi işte sizin sosyal medya haberlerinizden görüyorum. Sizin sosyal medyanızı izleyerek Seferihisar'da ne olup ne bittiğini anlamak çok mümkün. Nerede çukur var bunu da görebiliyoruz. Nerede iyi bir şey oluyor? Nerede iyi bir şey oluyor? Nerede bir açılış var? Bunu da görebiliyoruz. Basının bize yarattığı çok fazla değer var. Halka, beldeye yarattığı çok fazla değer var. Ama ihtiyacımız olan şey şu, bu tarafsızlığın korunması. Evet. Bu tarafsızlığın korunması için de kendi ekonomik gücünün olması. Kendi ekonomik gücü olan hiçbir basın organı herhangi bir şekilde bir tarafa la birlikte olmak, bir kötü haber, yalan haber yapmak durumunda kalmaz. Bu yüzden sizi de kutluyorum. Son çok derece zor bir süreçte. Gerçekten ekonomik olarak çok zor çünkü. Evet, basının tek gelir son kaynağınız reklam. Belli. Bu kadar zor bir dönemde bunu başarabiliyorsunuz. Ne mutlu size. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Misafirperverliğiniz için, konukseverliğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok İşinize sağ olun. De gerçekten çok sağ olsun. Çok güzel bizleri ağırladınız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Allah evlatlarınızı da sizlere bağışlasın. Güzel bir Seferihisar olsun istiyoruz. Amacımız bu noktada doğru bir şekilde haber verip insanları da kamuoyunu o noktada bilgilendirmek. Elbette. Umuyoruz güzel şeyler olur. Olur. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz elimizi bu taşın altına koyacağız. Evet. Seferihisar'da Cumhuriyet Halk Partisi partimiz sürece sahip çıkacaktır. Seferihisar'ın bir sonraki belediye başkanı tekrar Cumhuriyet Halk Partili olacaktır. Hiç kimsenin kaygısı şüphesi olmasın bunda. Evet, hayırlısı olsun çok diliyoruz sağ olun, bizler de Seferihisar için. Çok sağ olun. Evet efendim, çok güzel bir konuğumuzu ağırladık. Günün sonuna geldik. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşçakalın. Yapacağız. Tamam.